Merhaba çocuklar. Dersimiz Fen ve Teknoloji. Konumuz Dünyamızın Hareketleri. Dünyamızın kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin olan küreye benzeyen kendine özgü şekline geoit diyoruz. Dünyamızın iki türlü hareketi vardır. Kendi ekseni etrafında döndüğü günlük hareket ve Güneş'in etrafında dolandığı yıllık hareket. Şimdi bunlardan dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi yani günlük hareketi inceleyelim. Dünyamız kendi ekseni etrafında bir tur dönme hareketini 24 saatte tamamlar ve buna bir gün denir. Bu sebeple dünyamızın kendi ekseni etrafındaki bu dönme hareketine günlük hareket de denir. Bir günlük bu süre saat, dakika, saniye gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Dünyanın Bizim bulunduğumuz tarafı güneşe döndüğünde gündüz başlar ve bu olaya güneşin doğması, bizim bulunduğumuz taraf güneşe arkasını döndüğünde ise gece olur ve bu olaya güneşin batması denir. Dünyamızın dönme hareketinin sonuçları. Gece ve gündüz oluşur. Yönler oluşur. Dünya üzerinde herhangi bir yer güneş ışınlarını farklı açılarla alır. Gün içinde gölge boyları değişir. Günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. Yerel saat farkları ortaya çıkar. Okyanus akıntılarında sapma ve halkalar oluşur. Şimdi dünyamızın güneş etrafında dolanması, yani yıllık hareketi inceleyelim. İtalyan bilim adamı Galileo Dünyanın yuvarlak olduğunu ve Güneş'in etrafında dolandığını söylemiş ve teleskobu icat etmiştir. Dünyamızın Güneş etrafında dolanırken izlediği yola yörünge denir ve bu yörünge elips şeklindedir. Dünya Güneş etrafında bir tur dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar ve bu süreye bir yıl adı verilir. Bu yüzden dünyanın güneş etrafında dolanmasına yıllık harekette de denir. Dünyanın güneş etrafında bir tur dolanması boyunca geçen bir yıllık süre mevsim, ay ve hafta gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Şimdi dünyamızın yıllık hareketinin sonuçlarını inceleyelim. Mevsimler oluşur. Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı değişir. Yıl içinde sıcaklık değişir ve gölge boyları değişir. Gece ve gündüz süreleri yıl içinde değişir. Muson rüzgarları oluşur. Çocuklar gece ve gündüz süreleri yıl içinde sadece belli günlerde birbirine eşit olur. Bu tarihlere ekinoks denir. Ayrıca gün içinde güneş farklı konumlarda göründüğünden hareket ediyormuş gibi algılanabilir. Fakat yanılmayalım, hareket eden güneş değil dünyamızdır. Evet çocuklar, dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.